Lezzetin noktasındayız sevgili izleyiciler. İşte bu güzel işletmenin sahibi ve ortaklarından Uğur Usta'mızla birlikteyiz. Uğur Usta'm kolay gelsin. Halicik hoş geldin. Nasılsınız? Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Uzun bir süredir görüşemiyorduk. Evet bayağı. Artık bu hasret bitti yani diyebilirim. Şimdi Kelebek Restoran artık Gaziantep'te marka diyebiliriz. Marka yolunda hala da ilerlemeye devam ediyorsunuz. Yalnız ben sabah kahvaltılarında tamam beyran, paça, her lezzet var. Yalnız farklı lezzetler de görmeye başladık. Şimdi ek olarak harici mantık kellesi diyoruz mesela biz buna. Ustama yaklaşır mısın? Bunun içerisinde işkembe, ayak, omurek yapıyoruz. Harika. Evet. Yalnız bu Antep paça yok yani. Normalde eskilerden annelerimiz de yapardı. Annelerimiz evde yapardı bunu. Yalnız. Bunu yeni versiyon olarak biz işletmemizi servise çıkarttık şu anda. Tam bir vitamin deposu. Aynen. Vallahi aynen. Harika. Yani özellikle kışın vazgeçilmez yani. Yenmesi lazım. Bir de ekstra işkembe çorbası. İşkembe de. Evet. Yani kelebeğin tarihinde ilk defa yaptık bunu. Kelebek tarihi de büyük diyebiliriz. Evet. Yani ya birkaç gün oldu çıkartalım beri. Ve çok şükür yani beklediğimizin çok üstünde bir şeye kadar talep yakaladık. Tabii, talep yakaladık burada. Bunlar beyin kavurma değil mi? Beyin kavurma. Beyin kavurma burası. Evet. Bu et kavurma. Et kavurma. Bu da vitamin dediğimiz kelebeğin göz yağıyla oluşan bir kavurma. Ama lezzet olarak üçü de aynı böyle vazgeçilmezimiz bizim yani. Vazgeçilmez. Olmazsa olmazımız. Abi ya ben sizin beyranı bayılıyorum. Afiyet Arzu olsun. Özellikle söylüyorum. Ben beni kelebeğe götür hadi. Evet. Ben kelebekte paça yiyeceğim. Beyran yiyeceğim diyor. Kışın, değil mi? Özellikle burada mesela grip, soğuk algınlığı gibi şeyleri engelliyor halice. Bu içerisinde sarımsak var biliyorsun, acı var. Aynen. Ve kemik suyu vitamin deposu oluyor. Tabii ki. Yani aslında kış aylarının haricinde de akşam, sabah İnsanları kendine getiriyor, diş yapıyor aslında değil mi? İşte vitamin deposu dediğimiz o. Mesela gece, geçen akşam buradaydı zaten görmüşsünüz ambiyansı. Çok şükür yani beklediğimizin çok üzerine talep var. Özellikle bu Antep kellesine. Abi ondan bir kaşık almak istiyorum yani ben. Çok çok üzerinde bir talep var buna. Valla müsaadenle. Buyurun, buyurun Ali Bey. Aynı tabağa birlikte kaşık verelim abi istersen. Sevgili seyirciler, Antep paça aslında annelerimizin yapmış olduğu bir lezzet. Bu lezzeti aslında Kelebek Restoran da sürdürüyor. Evet. Başlamış diyebilirim. Evet. Lezzete bakmak istiyorum. Söylediğin gibi abi gerçekten içinde yok yok her şey var. Yani ayağından, karnından, dili, beyin hepsi bir parça buluştu. Ve çok güzel. Yani annemizin yaptığı Antep kellesi diyoruz buna. Yok harika abi. Yani. Peki Uğur abi sadece şunu söylemek istiyorum. Yani ben Uğur abi diyorum ama ben samimiyete dayanarak söylüyorum. Burası sabah 6'da başlıyor. Gece 02'den sonra senin geldiğini biliyorum. Evet. Mutfağa girdiğini biliyorum. Aynen öyle oluyor. Aynen öyle oluyor. Bunları nasıl hazırlıyorsunuz? Abi, nasıl buluşturuyorsunuz? Hepsine ayrı ayrı sevgimizi katıyoruz. Yani sevgi olmazsa bunların bir yeri eksik kalacak anneciğim. Abi sen sevgini fazla katmışsın. Onu söyleyeyim yani. Bunlar sevgimizi katmazsak olmaz yani. Ama gerçekten harika yapıyorsunuz. Kebaplar ayrı harika. Mehmet ustamız olsun, Naci ustamız olsun, Caner evet. olsun. Özellikle sen ol. Gerçekten. Yani özveriyle çalışıyorsunuz. Ya vallahi. Ekip sevgisini katacak buna. Ekip sevgisini katması eksik olacak. Yani bir şeyler eksik olacak. Kelebeğin eksik bir şeyin olmaması sevginin tam olmasından kaynaklı. Değil mi? Arkadaşlar. Yalnız burada bir şey eksik. Onu söyleyeyim. Hani benim irmik tatlım nerede? İrmik helvam nerede? O gelecek abicim. O yemekten sonra İrmik gelecek. İrmik helvamı getirir misiniz? Bunu Uğur Usta'ya özel. Gerçekten evet. Sevgili izleyiciler. Hamburger künefe yapıyorsunuz. Farklı lezzetler de var. Ama irmik helvası özellikle sabahları ben yemeden duramıyorum ben. Alıştırdık ya hani ona yani önce onu zevk için yapıyordum ben yani zaman. Onun bir hikayesini anlatır mısın abi? Şimdi... Hani söylüyorsun ya isteksiz yaptığın zaman bak getirdi. Sen başlamasın. Geldi Arzu. Geç kalmadım. Arzu herhalde irmik tatlısının başından bekliyor. Kazanın başına bekliyor herhalde sen Arzu. Vallahi ben şöyle bir kenardan izleyeyim dedim ama lezzete dayanamadım. Geldi. Şöyle müsaadenizle ben de masaya geçtik istiyorum. Şimdi bunun bir hikayesi var aslında sevgili izleyiciler. İrmik helvası isteksiz yaptığın zaman o kıvam tutmazmış değil mi abi? Bunu bir anlatır mısın? Çok yani şimdi şöyle. Uzun yani iki hafta önce gece dükkanda canımız tatlı çekti. Birkaç yere gittik baktık tatlı yok. Yani kapalı her taraf. Gece saat 2:30-3 gibi. Ne yapalım dedik ya kendimize irmik tatlısı yapalım. Yaptık. Hakikaten çok güzel oldu. Yani müşteriye sunduğumuz zaman müşteriden gelen talep bunu yani bizi devamlı yapmaya itti daha doğrusu.
Ve şu anda çok şükür o da her gün sabah saat 5'te 5.30'da hazır oluyor. Vallahi müşterim harika de, yani. İlk o lezzetin tadına ben baktım. Evet. Gerçekten evet. Güvenebilirsiniz. Gene rahat yapabilirsiniz. Çok güzel bir lezzet. Yalnız Uğur Usta'm gerçekten ellerine sağlık. Yani isteksiz yaptığın zaman o kıvamı, o yumuşaklığı olmaz. Değil mi? Çünkü kavurması bayağı uzun sürüyor bu. Sabır bir günde yeter şey. Demiyor musun abi? Yok demem abi. Demem abi. Helal olsun abi. Uğur Usta'mızın babası Mustafa amcamızla birlikteyiz. Ben Mustafa amca demeyeceğim, Mustafa abi diyeceğim. Nasıl Mustafa abicim? Hoş geldiniz. Ne var ne yok? İyiyiz, çok şükür. Sen burada kasarın mı yaşasın abi? İnsanlar seni artık burada sabahları görmeye alıştılar değil mi? İkiye kadar buradayım. Aşkanım hoş geldin. Abi biraz seni tanıyalım. Nasıl gidiyor işler? İşler çok güzel. Uğur abinin babasısınız evet. Değil mi? Uğur'un babasıyım. Abi sen de bayağıdır... Bu sektörde girdin bu yani değil mi? Böyle 60 sene oldu girene. 60 sene. Allah. Evet. 60 sene işte abi. 60 sene abi ya. Yarım asır ya. Geçtik yarım asır. Geçtik yarım asır. Nasıl işler nasıl bu abi? İşlerimiz normal fena değil. Ama gerçekten beyranı güzel yapıyorsun. Yani ben burada çekim yaptığım için söylemiyorum. Beyran güzel. Çorbalarınız çok süper. Paça olsun, iskemle olsun, kebap olsun. Araştıra bu şekle getirdik değil mi? Araştıra bu şekle getirdik yani. Bir şey oluşurken bir anda oluşmuyor. Oluşmaz. Birikimin çok faydası var. Birikim var, tecrübe var, ustalık evet, var. Bir de ortaya güzel bir sunum, güler yüzlülük gelirse evet. Zaten Allah'ın takdiri değil mi? Bir de bizde mesela bizim ailenin hemen hepsi lokantası. Dedem lokantacı, dayım lokantacı, evet. Babam lokantacı, ben de lokantacıyım, oğlum da lokantacı. Torun da öyle. O zaman o da başlıyor. Yoluna devam ediyor. Sevgili izleyiciler, kelebek restoran aslında bir bütün değil mi Arzu? Ve görüyorsun Ali şu anda koca bir çınarla oturuyoruz. Yalnız kelebek restoran sadece bir isimle yetinmiyor. Şu anda biliyorsun Ali burası kocaman bir ekip ama biz biraz onları yakından tanımak istiyoruz. Bakalım kimler var? Mehmet Bey'den biraz dinleyelim. Yarım asırlık tecrübeli usta Mehmet Usta. Evet Mehmet Usta. Sağ olun. Tabii ki sonuçta bu bir iş, ekip işi. Ben aynı zamanda tek olarak bu işi... Yapamazdım. Benim bir önemli olan benim ortaklarım var. Naci, iyi kasap. Uğur Dertli, Caner Ekin, Mustafa Dertli. Bir ekip oluştuk. Bu ekibi iyi oluşturduk. Bunun yanı sıra benim bulaşıcına tutun, kebapçına kadar bir ekip oluşturdum ben. Bunların hepsi aslında mutfağında yetişen insanlar. Mutfağında yetişen insanlar. Tabii yani mutlaka doğup bu işi yapıp bugüne kadar getiren insanlar. Aslında yani hepsi bir zincirleme. Zincir halkasının biri olmazsa isterseniz aksamalı olur. Aynen. Sizde olmuyor. Yok olmuyor. Çünkü biz özveyle çalışıyoruz. Birimiz hasta olsa onun yerine hemen geliyoruz. Öteki rahatsız olsakları o açığını kapatıyoruz. Devamını yani o iş aksamasını istiyorum ben. Büyük beyin ama kocaman bir ekip var o büyük beyinlerin arkasında. Evet. Bir de yani gecenin ikisine geliyor. Bir de ikide kaparıyor ama ikide geliyorlar mutfağın. Sabah hazırlık devresi. Mesela Uğur Bey akşamları ikide geliyor. Sabaha kadar sabahın hazırlığını yapıyor. Uğur Bey gidiyor, Gökhan geliyor. Gökhan gidiyor, Caner geliyor, Naci geliyor. Yani dedim ya bu bir ekip işi. Ben aynı zamanda burada oluyorum ama genelde ben Ankara'da oluyorum. Federasyon başka mekili olduğum hesabıyla Ankara'ya çok toplantılara katılıyorum. Tabii hem dükkana geliyorum hem oraya gidiyorum. Yine bu meslekle büyük gurur duyuyorum. Yani insanlara bile bir şey hizmet ettiğim zaman o hesap alıp kendimin yine yedim. O gözdeki mutluluğu aldığım an bizim mutlu olduğumuz o andır. Peki tabii. O zaman şöyle söyleyeyim. Sayın Başkanım, şu anda yeni yetişen esnaflarımız oluyor. Veyahut da geçmişten gelen esnaflarımız var. Evet. Özellikle buradan neler söylemek istersiniz? Yani, tavsiyeleriniz neler? Yarım asırlık tecrübeli bir insan olarak. Tabii ki önce dürüst olması gerektiğini inanıyorum. Mesleğe ve insana saygı duyulması gerektiğini inanıyorum. Zaten bu üç kapsam bir yere gelirse insan kötü bir şey olmaz diye düşünüyorum. Çünkü bakın esnaflık başlı başına bir olaydır. Esnaflık bakkalda satılmaz. Bostanda ekseniz yetişmez. Esnaflık ailenizden almış olduğunuz görgü ve terbiye, ustanızdan almış olduğunuz bilgi ve sizin içinizde bir takım bir kıpırtı varsa bunlar yoğrulur ortaya bir adam çıkar. Bu adam yalancı olmaz, bu adam hırsız olmaz, bu adam düzenbaz olmaz. Bu adam ekmeğine saygı, mesleğine saygı, insanlara saygı ki bu adama aslında bir kötülük gelmez. Önün içime her zaman diyorum ya, önce saygı.
Önce saygı. Koca bir çınar istiyorsanız önce toprağını sağlam yerden almak gerekiyor. Muhakkak. Suyunu güzel besleyip suyunu düzgün vermek gerekiyor. Evet. Kocaman bir çınar yetiştirmek gerekiyor değil mi? Sağ olun. Doğrudur. Al beni kıyamam seni. Deli çala çala yok.